Melis. Birbirimizin karşısına keşke böyle çıkmasaydık. Keşke o tartışmaları, o kavgaları hiç yaşamasaydık. Keşke, keşke. Sen neredeyse benim ölümüme sebep olacaktın. Gerçekler ortaya çıktığında kardeş katili olarak yargılanacaktın. Sıradan birini değil, kardeşini öldürecektin. Belki de Bülent amca bize en başından her şeyi anlatsaydı bu kötü anıların hiçbirisi yaşanmayacaktı. Babam eğer en başından beri her şeyi anlatmış olsaydı bile biz birbirimize sevgi dolu gözlerle bakmayacaktık. Belki bakmayacaktık, evet. Ama en başından ben senin Ege'ye aşık olduğunu bilecektim. Onu çocukluğundan beri nasıl sevdiğini bilecektim. Hani kız kardeşler aşklarını konuşur demiştin ya bana. Sen de bana aşkını anlatacaktın. Ege'ye çocukluğundan beri nasıl sevdiğini söyleyecektin. Ben de sizin aşkınız için elimden gelen her şeyi yapacaktım. Yani şimdi yapmayacaksın, öyle mi? Aşkınız meşkiniz beni ilgilendirmez artık. Öyle mi? Ne ilgilendirir seni? Karnındaki çocuk. Çünkü o benim yeğenim. O benim kanımdan. Sen beni sevmesen de yeğenimin beni sevmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tamam. Tamam, belki ben bu dünyadaki en iyi insan olmayabilirim. Ama onu en iyi teyze olmaya çalışacağım. Çocuklar, bakın, aranızdaki gerginliğin tırmanmasına ben de sebep oldum. Yani bir anne olarak bu dengeyi kurabilmem gerekiyordu. Siz o dengeyi kurdunuz Feray Hanım. Kuramadım Zeynep. Kuramadım. Eğer kurmuş olsaydım, işte böyle birbirinize kinle, nefretle, öfkeyle bakmıyor olurdunuz. Yok, yok, kurdun sen anne o dengeyi aslında. Ama Zeynep'ten yana kurdun. İşte doğruları hep Zeynep yaptığı için denge de ondan yana çalıştı kızım. Ben hep yanlış yaptığım için altta kaldım, değil mi? Zeynep de bana hep üstten baktı. Hayır. Hiçbir zaman öyle bakmadım. Ben her zaman bana duyduğun öfkenin nedenini anlamaya çalıştım. Anladım da. Bana artık öfkelenmene gerek yok Melis. Ben Ege'den elimi çektim. O da benden çekti. Sen değil Zeynep. Benim bebeğim elini çekmene sebep oldu. Melis, Ege ile yollarımız kesişti. Kesişmeye de devam edecek. Ve bu eskisinden de fazla olacak. Ha. Çünkü burada bir kardeşim, üvey annem ve ortak bir babamız var bizim. Bol bol gidip geleceğim diyorsun yani. Sen benden çoktan vazgeçtin. Biliyorum. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Az önce de dediğim gibi yeğenimden asla vazgeçmeyeceğim. Hem benim burada bir kardeşim daha var. Yiğit. Ben onu hep kardeşim olarak görmüştüm. Şimdi gerçek oldu. Onunla da yüzleşmek istiyorum. Bak biz babalar açısından kardeş olabiliriz. Ama anneler tarafından pek de dost sayılmayız. Yani özellikle Gönül Hanım'ın annemle babamı boşanma seviyesine getirmesi yüzünden bence düşman bile sayılabiliriz. Tamam, biliyorum. Biliyorum ama ortak bir nokta bulabiliriz bence. Tabii, bulabiliriz. Ha, şöyle bulun ya. Bulun. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Hepimiz buradayken sen Ege'yi sevmiyorum de, o ortak yolu bulalım. Melis, Zeynep'ten böyle bir şey istemeye hakkın yok. Anneciğim, ben çok basit bir şey istiyorum. Ege'yi sevmiyorum desin, olsun bitsin. Madem köprüleri kurmaya çalışıyoruz, benim de önerim bu.
Gelincik yalandan sevmiyorum der, yine içinden sever. Bunu nereden bilebilirsin ki? Zeynep benim gibi değil belki anneciğim. Benim tam tersim. Yani inanmadığı bir şeyi asla söylemez. Ay tamam. Tamam, kapatalım bu konuyu artık. Sen Ege ile evlisin, karnında onun çocuğunu taşıyorsun. Tamam mı? Bitti. Bitti. Bitti mi Zeynep? Ne yapmamı istiyorsun Melis? Hı? Daha demin söyledim ya işte. Ege'yi sevmiyorum demeni bekliyorum. Ben öyle söyleyince ikna olacak mısın? Yok. Yani ikna olmayı beklemiyorum aslında. Ama yalan söylemeyeceğini biliyorum. O yüzden doğruları da herkes duysun istiyorum. Son kez soruyorum. Ege'yi seviyor musun Zeynep? Sen sevgiyi ne zannediyorsun ya? Bak dedim, söyleyemiyor işte. Sevgi dediğin şey sözle uçup gider mi Melis? Sevmiyorum dediğinde sevgini kalbinden söküp atabilir misin? Hı? Öyle olmuyor işte, olmuyor. Bak, bak Berks anneciğim. Söyledim ben işte, söyleyemiyorum. Ben Ege'yi sevdim. Hala da seviyorum, anladın mı? Bu ne senin, ne bir başkasının içimden çıkaramayacağı bir şey. Onunla geçmişim, utanç duyduğum bir birliktelik değildi. Gurur duyduğum bir beraberlikti. Kocamı seviyorsun yani hala, öyle mi? Evet. Biz nasıl böyle orta yol bulacağız? Ha kardeşim? Yani kardeşimin kocamı sevdiğini bile bile ben nasıl hiçbir şey yaşanmamış gibi devam edeceğim? Ben nasıl her gün beni öldürmeye çalıştığın gerçeğiyle uyanıyorsam Melis, sen de öyle uyanacaksın. Ben nasıl her gün bu gerçeği içime atıp hayatıma devam ediyorsam, sen de öyle devam edeceksin. Ama sana içini rahatlatacak tek bir şey söyleyebilirim. Cihan'dan hoşlanıyorum. Demek Cihan'dan hoşlanıyorsun, öyle mi? Evet. Ay iyi, bu da bir şey değil mi Ege? Ne zaman başladı bu hoşlanma? Olur, sana ne bundan? Ya o adam bela diyorum size. Belaysa bela Ege, ya bize ne bundan? Nasıl bize ne ya? Zeynep Melis'in kardeşi. Cihan meselesi direkt bizi ilgilendiriyor. O adam Zeynep'e yaklaşırsa daha çok bu eve gidip gelecek demektir. Yani sadece Zeynep'in hayatında değil, bizim de hayatımızda olacak. Bu durumu konuşuruz değil mi Zeynep'ciğim? Bence konuşmamız gereken şey Cihan'ın buradan uzak durması değil. Biz nasıl bir araya geliriz onu konuşmalıyız. Cihan'la ilişkiniz başladı mı? Ben kabul etmemiştim. Ha ama şimdi kabul ederim diyorsun, öyle mi? Cihan değişik birisi. Bazen sözleri yaz sabahı gibi berrak, bazen de kış günü gibi karlı ve puslu. Ama kim şeffaf ki? Kimin yüzüne baktığında arkasını görebiliyorsun ki? Ya Zeynep, bak. O adam çok tehlikeli. Sana bunun nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Belki sadece bir his bu. Geçmişteki bağımızdan gelen sana karşı duyduğum bir endişe. Cihan çok korkunç biri. Tamam. Ama o tehlike artık bizi ilgilendirmiyor, değil mi? Yani Zeynep'i ilgilendiriyor, değil mi kardeşim? Aynen öyle. Tamam. Tamam, o zaman herkes yüzleştiğine göre şimdi her şeyi açıkça konuşabiliriz değil mi? Bence aramızdaki şeyler konuşarak çözülecek şeyler değil. Zamanı bırakalım. Ah, bence de. Tamam, ben bebeğim hasta diyerek sana DNA testi yaptırdığım için özür dilerim. Ama kardeşim olup olmadığından emin olmam gerekiyordu. Önemli değil. Benim burada birkaç eşyam vardı. Onları alayım, sonra görüşürüz. Ay artık sırmır taşımaktan vallahi omuzlarım çöktü. Bak ya. Aa Melis. Tamam. Tamam otur şuraya gel. Hadi. Of.
Neyse Cihan'dan hoşlanıyor.